Kalsınlar. Ben de burada oturayım. O da kız gülsün orada. Niye gülmeyin? Söylediğiniz sempatik sempatik söylüyorsunuz. O yüzden gülüyorum. Ben sizin sözünüzü kesiyor veya eksik tutuyor değilim. Bak ama şöyle bak. Az önce dedi ki moderatör Gürkan Acar'ı siyasi partiler yasasıyla ilgili dahil olmak üzere bir program göremedim. Sadece ana başlıklar görüldü. O başlıklardan da bir şey çıkmaz. Bir şey çıkmaz. Tamam. Yani tabiri caizse daha fare doğurur dedi. Ben de diyorum ki daha önce yapılanlar daha fare doğurmuştur. Dış politikada daha fare doğurmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitmiştir. Amerika'ya gittiği gün herkes aman Amerika ilişkimiz yumuşayacak konuşmalar yapılırken o gün ne oldu? Ertesi günü bütün basında, medyada Amerika ile ilişkilerde yeni gün doğdu. Ne yapalım? Oysaki, öyle olmadı. Daha sertleşmeler devam etti. Dolayısıyla daha fare doğuruyorsa oralarda doğur. Aynı şekilde anayasa değişikliği. Ya ne olacak anayasa değişikliği? Niye bir somut bir şey yok ortada? Muhalefet istemedi. Niye? Sayın Soysal. Ya zaten bak. Muhalefet dedi ki bana getirme bak, ben parlamenter sistem istiyorum. Zaten bu ülkede yaşanan sosyal, ekonomik, siyasi ne var ise tek sorumlusu muhalefettir. Değil. İlk zamların da muhalefet değil. Yaptı. Bütün sorumlusu olur hükümettir. Olur mu? Bütün yönetimde varsa atarak, olumlu bir şeydi, olumsuz bir şeydi hükümettir. Kimse kendini aklayamaz. Bak. Kimse kendini aklayamaz. Az önce sizin söylediğiniz. Bu şekilde demagoji yaparak şey da kendinizi aklayamazsınız. Ya her şeye demagoji somut demeyin ya. Evet demagoji. Her lafınız. Aynen maalesef böyle. Programdır her şeye demagoji diyorsunuz ya. Ya ben sana diyorum ki 18. Fikirlerimizle konuşalım. Ben sana bak, diyorum ki 2018. Bak benim cebimde bir kağıt var veririm bak ben biliyordum bunu söyleyeceğim. Ben 2018 24 Haziran seçimlerinden sonra okul Gürkan Acar. 24 Haziran seçimlerinden sonra sepet konuda herkes yoluna dendi. Bunu söylüyorum somut. Efendim ben duymadım. Demagojik. Yok demagoji dediniz ya. Demagojik yaklaşımlar. Gürkan Acar'a bir kağıt verdim. Bak ben programdan önce bir kağıda bir yazı yazdım. Çetin niye geliyorsun? Çünkü demagoji. Bak demagoji dediniz. Buyurun Gürkan Acar. Yok öyle. Çetin Soysal bunlar demagoji diyecek. Fikrini söylemek yerine tercih ettiği yöntem budur. Peki bir dakika. Kağıt yazdım. Dedim. İzin verir misin? Ya yanılt bir kere bize. Bir dakika izin verir misin? Ben keşke yanılsaydım o kağıt cebimde kalsaydı. Bir dakika Çetin Soysal'ın dediklerinde demagoji yok ki burada. Programı yok diyor işte onun diyor ekonomi. Senin programın ne oldu diyor. Var mıydı ki yok ki. Tabii. Ya daha fare doğurdu diyor. Şey. Somut bir durumdan bahsediyor hayır, Çetin daha Bey. Daha da başka bir şey. Daha da burada demagoji şey yok yani. Az fikirler önce var. Hayır bir dakika var söyleyeyim. Demagoji ya da fikir var demagoji. Hayır, ben demagoji demedim ki zaten. O diyor demagoji diye durum. Ben az önce dedim ki o da bir kırılma olduğunu İYİ Parti ile ilgili bir her konuda ittifak edilmeyebileceğini söylendiği için. Ne dedim? 24 Haziran seçimlerinden sonra sepet konu herkes yoluna dedim. Dediler. Siz ne dediniz? O da doğru. Böyle bir şey mümkün değil dediniz. Ya ben böyle bir şey duymadım. Sen aklısına kapat tamam mı? Bir dakika sen hayır kapatmam. Orada demagojik yaklaşımlarla. Tamam, onun için demagojik yaklaşımlarla. Ne dersin? Yaklaşımlarla işi alıp başka yerleri sürüklemeye çalıştı. Ama sonuç itibariyle ne oldu? Söz uçar, yazı kalır. Belgeseyle ortaya çıktı mı? Çıktı. Sayın ama siz yaptınız nedir? Üzerine bir şey dedik. Şunu diyemedin ama bak şunu diyemedin. Ya böyle bir şey olabilir. E bırakın da diyelim o zaman. Hayır demedin ki. Müsaade edin diyelim o zaman. Böyle bir şey mümkün değil. Ben duymadım. Senin her duymadığın bir şey. Sayın Soysal. Senin her duymadığın bir şey gerçeği ortadan kaldırır mı? Sayın Soysal. Kaldırmaz. Varsa bir şey, varsa kaldırmaz. Bir cümle, varsa bir kaldırmaz. Doğruluk. Kaldırmaz. Dolayısıyla Soysal ortaya atılan bir şey ve somut olmasına rağmen o somutluğu ortadan kaldırır. Bir gerçeği sizin demagojik yaklaşımınız kaldırmaz. Bunu orada şunu diyebilirsin. Bunu deme hakkınız şunu diyebilirsin. Yoktur. Bak şunu diyebilirsin. Dile getirin, gerçekten böyle bir şey var mı diyebilirsin. Katılmadığınız her fikre demagoji diyorsunuz. Ama katılmadığınız her fikre demagoji diyorsunuz. Çünkü ama başka bir o şey diyorsunuz. Demeyin. Somut. Ben doğru bir şey söylemiyorsam şeyi, siz de kendi bak, doğrunuzu söyleyin. Somut. Bak somut. Az önce renkler bir diyordunuz. Bir gerçeği özgürlük yaşanmamış diyordunuz gibi göstermektir. Bak ben de ama demek istediğimi dersem anlaşılır. Siz diyorsunuz ki tak sepeti koluna herkes kendi yoluna dedi vesaire. Dedi. Ben de dedim ki bak müsaade edin. Dedi. Ben de dedim ki böyle bir şey gerçeklik dedi yok. Niye yok böyle bir gerçeklik? Tamam siz dedi sözler söylenmiş dediniz. Ancak sahaya baktığınız zaman MHP ve AK Parti arasında asla böyle bir ayrım yaşanmamıştır. Kısa süreli olabilir. Sözler söylemiş olabilir. Her zaman şu konuşulmadı mı? Çatlak mı var acaba? Numan Kurtulmuş bir şey söyledi. Devlet Bahçeli bir şey söyledi. Acaba Cumhur İttifakı'nda çatlak mı olacak? Var, ben de her zaman şunu söyledim. Dedim ki ne Millet İttifakı'nda da çatlaklar var, farklı düşünceler var. Ama bak gerçeği konuşalım. Ne Millet İttifakı dağılır, ne Cumhur İttifakı dağılır. O yüzden benim söylemek istediğim bu. Siz şimdi peki oradaki bir maddeyi alarak
size yalan da söylüyorsunuz demedim. İstişare ettik burada. Hayır. Burada bak hiçbir zaman da söylemedim bunu. Doğru değil dediniz. Ya, bir saniye ben böyle bir doğru şey duymadım de, dedim. Ya inkar etmiyorum. Dedi, evet. Artı, inkar etmiyorum. Artı ama başka bir şey. Sosyolojik tamam, gerçekliği ortaya çıkarmadınız. Buyurun. Artı başka bir şey. Bak bir konuda